burada dedi. İkinci kuvvetlerimiz de aynı şekilde. Sahibi yönünde. Sizler gerek muharip, gerek eğitim, gerekse lojistik kollarıyla bir bütün halinde ve vatan savunmasında vazgeçilmez değerlerimizsiniz. Özellikle son dönemde icra ettiğimiz terörle mücadele yanı sıra caydırıcı ve önleyici çalışmalar için sizleri tebrik ediyorum. Fırat Kalkanı Harekatı, koalisyon güçleriyle icra edilen Karayel Harekatı'nda göstermiş olduğunuz başarı takdire şayandır. Sadece Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında toplam 1428 sorti gerçekleştirilerek 2311 hedef imha edilmiş, DAEŞ terör örgütüne karşı yürüttüğümüz mücadelede büyük bir zafer kazanmıştır. Ülkemizin sınır güvenliğini hakkıyla sağlamak için en tehlikeli görevlerden kaçınmayarak bir kahramanlık örneği gösterdik. Bu zor süreçte yüce milletimizin duası ve desteği hep sizlerle beraber. Milletimiz size güveniyor, sizlerle bu zor zamanlarda üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmiştir. Yine Suriye hududumuz üzerinden 2016-2017 uçuş eğitim yılından 965 saat boyunca 393 sorti gerçekleştirerek önemli bir görev ifa ettiniz. Bunun yanı sıra Ege, Karadeniz, Doğu Akdeniz'e yürüttüğümüz etkin faaliyetlerde de milletimizin, devletimizin, ordumuzun gücüne güç katıyoruz. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi bundan 15 ay önce 15 Temmuz gecesi silahlı kuvvetlerimiz içerisine sızmış bir grup hain ülkemizi işgal etmeye kalkıştı. Bu terör örgütüne yönelik operasyonlarımız her an devam ediyor. Biz ve milletimiz tam anlamıyla biliyoruz ve inanıyoruz ki bu darbe girişiminin içinde yer alan caniler ne şanlı silahlı kuvvetlerimizde ne de askerlik mesleğiyle yakından uzaktan alakası yok. Bunlar asker kıyafeti içerisinde terör örgütünün elemanlarıdır. 40 yıldır örgütleri ihanet hırkalarını sırtlarına geçirmiş ve o gece ülkemizi karanlığa boğmak istemişler. Şimdi bu örgüte yönelik adli süreçler işliyor. Bu vesile vatan şehitlerini ve 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ederken gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Ayrıca bu hain kalkışma sırasında milletin emanetini, demokrasi ve milli iradeyi kahramanca savunan tüm hava kuvvetlerimizin yiğit personellerine teşekkür ediyorum. O gece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hattı müdafaa yok, sattı müdafaa var. O sattı bütün vatan toprağı. İşte siz o gece bu güzel ülkeyi
korudunuz, bayrağı indirmediniz, ezanları dindirmediniz. Tabi bu darbe girişiminin ardından şimdi ordumuzu da bu veto mikrobundan arındırıyor ve ihtiyaçlar dahilinde gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Hava kuvvetlerimizi daha etkin, daha güçlü çalışması için filo konuşlandırmalarımızı yeniden yapılandırdık. Bu filolarımızı çok rolli olarak tefrik ettik. Mevcut savunma sistemimizi güçlendirmek adına uzun ve orta menzilli hava ve füze savunma sistemlerini değerlendiriyoruz. Yerli ve milli üretimimiz olan İHA'lar, SİHA'larla Türkiye'yi sınırlarımızı keşif ve gözetleme faaliyetleriyle eksiksiz takip ediyoruz. Ayrıca SİHA'lar terörle mücadelede çok üstün bir görev yapıyor. Tabii her alanda olduğu gibi hava kuvvetlerimizde de en önemli unsur insandır. Daha donanımlı pilot, subay, astsubay yetiştirmek için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Hava kuvvetleri bizim için bir gurur vesilesidir. Uluslararası Anadolu Kartalı eğitimleri kapsamında 15 senede 14 yabancı ülke kuvvetlerinden muharebe eğitimi aldık. Bu eğitimlerde 33 binden fazla personel görev yaptı. Bununla birlikte Anadolu Ankası tatbikatı kapsamında 2002 yılından bu yana 7 ülkenin katılımıyla 14 adet arama kurtarma tatbikatı başarıyla gerçekleştirdik. Almış olduğumuz eğitimlerde gerçekleştirdiğimiz bütün faaliyetlerde sizlere başarılar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.